Evet, 80'ler dizisinin oyuncusu Ceyhun Fersoy eşi ve arkadaşlarıyla gittiği mekanda darp edilmişti. Ceyhun'un kaşı açılmış, dikiş atılmıştı. Ceyhun ve eşi Begüm o gecenin perde arkasını ve yaşananları şöyle anlattı, izleyelim. Bizimle hiç alakası olmayan mekanda çıkan bir kavga sonucu biz bir şekilde dışarıya çıkamadık ve çıkamadığımız için olay bizim üstümüze sıçradı. Evet. Ve sonra korkunç, gerçekten asla hatırlamak istemeyeceğimiz iğrenç dakikalar yaşadık. Biz oraya girerken öyle bir karşılandık ki, ama bu Ahmet Mehmet için de olması gerekiyor. Ama tabii biz birazcık da hani bu işi yaptığımız için bir ünlülük bir de diyorlar ya. Şöyle buyurun abi, niye bu kadar zamanda gelmediniz, teşrif ettiniz yeniden, ilk defa geliyorsunuz, keşke daha önce de gelseydiniz. İşte arka taraf sizinle fotoğraf çekmek istiyor, ailemiz sizinle fotoğraf çekmek istiyor diyen adam beni darp etti. Evet. Bunu altını çiziyorum lütfen, buradan sizin vasıtanızla çok teşekkür de ediyoruz. Biz mekandan ve Tarkan Bey'den şikayetçi değiliz. Kendisi de bunu söyledi. Yani evet, bizim güvenliğimiz. Darp edenlerden şikayetçiyiz biz. Sağlanması gerekiyordu ama. Mekanın bir kabahati yok. Mekanın sahibi bizi darp etmedi. Olsa çünkü mekanı da şikayet ederiz. Aslında şöyle, gecenin sonuna gelmiştik ve müşterilerin zaten çoğu gitmişti. Ya. Bizim arkadaş grubumuzun da yarısından fazlası gitmişti. Benim o sıralarda kuzenim tuvaletteydi. Biz kuzenimi bekliyorduk, hesabımızı ödemiştik. Kuzenimi bekliyorduk. O geldiği an çıkmaya karar verdiğimizde birkaç masa ötemizde kavga çıktığını gördük. O kavgada hesap kavgasıymış. Anlaştıkları fiyata gelmiş vesaire. Bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor zaten. Kimse buradan çıkmayacak falan filan diye bağırınca bizi tekrar içeriye aldılar. Bizi içeriye aldıktan sonra yine böyle o kim olduğunu bilmediğim biri bana küfür edip böyle itekleyince Ceyhun da ona tepki gösterdi. Sandalyenin üstüne çıkıp artık yeter, artık bizim burada can güvenliğimiz yok. Burada kadınlar var. Ben sizi şikayet edeceğim deyince sen kimi şikayet ediyorsun diye bir üstüne atladı Ceyhun. O bizi seven, kollayan, fotoğraf çeken. Üstüne at deyince biz hepimiz yere düştük, işte böyle daha çok bence kötü. Fazla evet, açmamak aynen. Lazım ben, çünkü anladım. Zor günler geçiriyoruz. O kadar zor bir şey ki Ceyhun için evet zor, ama Begüm için bence çok daha zor. Sevdiğin adam, eşin karşında kanlar içinde. Bir arbedenin, bir kavganın ortasında başına ne gelecek bilmiyorsun. Zaten konuşurken dikkat edersen sesi titriyor Begüm'ün de. Ceyhun ise hiç konuşmamayı tercih etmiş. Sanki öyle bir konuşmuşlar aralarında da, ben evet, konuşmayayım çünkü evet. Ceyhun çok sinirli gözüküyor. Evet, konuşmak da istemedi. Daha önce aradığımızda da ısrarla avukatlarımız devrede dedi. Ama bir şeyler değişmiş olmalı ki özellikle Begüm bu konularda, zaten bu çiftin başına hiç daha önce böyle bir şey gelmiş ya da haberini duymuşuz. Olayların çifti öyle falan hiç değiller. Asla değil. Hani bazı çiftler, bazı insanlar var. Olayların çiftleri ve adamları, kadınları olabilir diyorsun, ama onlar her şeyden bu kadar uzaktayken başlarına gelmiş olması ilginç. Ya bu arada mekanlarda hep bir şeyler oluyor, evet. Farkında mısın? Hep bir gerginlik, hep gerginlik, bir kavga. Gerginlik çıkıyor, kavga çıkıyor. İnsanların artık bir tahammülleri mi azaldı birbirlerine tahammülleri karşı? Tahammülleri azaldığı kesin. Trafikte de yaşıyoruz, sokaklarda da görüyoruz. Gelen hesaplara çıkan büyük hayat, kavgalar falan bu aralar bayağı bir aldı yürüdü. Bir de şu var tabii, şişede durduğu gibi durmuyor. Evet, diyelim. Alkollü mekanlarda olaylar başka noktaya. Begüm'ün yüzündeki şu çizik de dikkatimi çekti. O kavga esnasında mı yüzüne bir şey oldu olabilir acaba? Çünkü yerde sürüklendim evet. Falan diyor konuşmasını bir yerinde okudum da. İkisine de çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun.